Merhaba, bugün eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi ile birlikteyiz. Işın Bey, Turgut Özal'lı yıllarda ve daha sonra Anavatan Partisi'nin 90'lı yıllarındaki hükümetlerinde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı. Ekonominin geçmişini çok iyi bilen siyasetçilerden biri ama bugün Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor, stratejik yönetim dersi veriyor. Ondan önce Galatasaray Üniversitesi'nde para politikaları konusunda dersler vermişti. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl bir de kitabı yayınlandı. Dünyanın şu haline bak. Dünyadaki gelişmeleri de Işın Bey yakından izleyen bir isim. Aynı zamanda bir başka özelliği daha var. Bugün konuşacağımız konular bağlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu, bağımsız yönetim kurulu üyeliği yaptı ya da bazılarına da yeniden yapılandırma konusunda danışmanlık verdi. Morgan Stanley, Uluslararası Yatırım Bankası, Türkiye'ye de sıcak parayı getiren büyük yatırım kuruluşlarından biri, bir dönem danışmanlığını yapmıştı. Ve yine bir dönem 6 yıl boyunca Sabancı Holding'in, Türkiye'nin en büyük sanayi topluluklarından, aynı zamanda bugün artık finans şirketi de bir holdinglerinden birinin yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı. Bugün ekonomiyi konuşacağız Işın Bey ile. Geçmiş tecrübeleri ışığında Türkiye'nin nereye gittiği sorusunu kendisine yönelteceğiz. Ama önce güncelden başlayalım. Ekonomide çok sıcak, çok hararetli günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta dolara bir müdahale söz konusuydu. Kamu bankalarının Reuters haber ajansı 4,5 milyar dolar sattığını söyledi geçtiğimiz hafta. Bu arada geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası iki tedbir açıkladı. Bir, repo ihalelerini erteledi. Repo ihaleleri ertelenince faiz, yani Merkez Bankası'nın faizi örtülü olarak arttırılmış oldu 1,5 puan. Bu arada zorunlu karşılık oranlarıyla ilgili bankaların bir düzenleme daha Perşembe günü, aynı gün Merkez Bankası aldı. Onların etkisiyle Cuma günü dolar biraz geriledi. 6 liranın altına doğru sarktı. Piyasalar biraz böyle oh çeker gibi oldu ama yine bu hafta yeniden hareketli, hararetli günlere geri döndük. Dolar yeniden 6 liranın üzerine çıktı. Bu arada Merkez Bankası rezervlerinin tahmin edilenin de çok daha altında olduğuna dair çeşitli analizler yayınlandı. Dün Dünya Gazetesi'nde Alaaddin Aktaş'ın analizi özellikle piyasada yankı buldu. Şu an biraz önce söylediğim gibi sıcak günlerin ortasındayız. Oradan başlayalım. Işın Bey, ne oluyor? Korkmalı mıyız ekonomi açısından? Ben önce korkmaya gerek yok. Dikkatle takip etmek lazım. Bir noktada bir şey söylemek istiyorum müsaade Tabii. ederseniz. Buyurun. Bu kitap dördüncü baskısı çıktı. Evet, dünyanın şu Dünyanın halini. Şahane Bak ve maalesef bitti gene. Ve bütün dünyadaki gelişmeleri özellikle Avrupa Birliği'nin nasıl üç bölüme ayrıldığını gösteriyor. Kamu bankaları Asya'da piyasalarında dolar sattı. Ama dolar belli bir biçimde 6 liranın altına geriledi, yeniden çıktı. Önemli olan para politikalarında kur demek, fiyat demek. Yani dövizin fiyatı demek. Çok basit anlatacağım. Arz talebe göre belirleniyor. Siz ne kadar dövize olan talep artarsa ve bunu karşılayamazsanız bu yukarı çıkıyor. Faiz ne demek? Türk lirasının fiyatı demek. Türk lirasına olan talebi yukarı çıktıkça faiz artıyor. Bunu baskıladığınız zaman 1994 yılında baskı altına alındı. Faizler dondurulmaya çalışıldı. 94 krizi meşhur. 94 krizine yol açtı. Yani piyasalara hükmetmek, böyle talimatla yönetmek bu mümkün değil. Piyasalar bunu kendi işleyişiyle cevap veriyor. Peki niye bunun farkında değil mi acaba ekonomi Bir yöneten? cümle daha Tabii söyleyeyim. buyurun. Farkında olabilir ama bürokrasinin kolayına geliyor masa başından. Eski 1990 öncesi alışkanlığı, 80 öncesi alışkanlıklarıyla talimatla piyasaları yönetilebileceği söyleniyor. 2001 yılında
Şubat krizine giden yol kuru sabitlemekten geçti. Ve Türkiye kuru sabitledi 2001 yılında. O zaman Türkiye patladı. Yani dolara karşı bir değeri var, değişmiyor. Dolar faizi piyasalarda belirlenmesi lazım. Yani söylemek istediğim, onları dondurarak, baskı altına alarak piyasalara yön vermek mümkün değil. Bunu 10 gün, 15 gün, 1 ay yön verebilirsiniz. Ama daha fazla tahmin edemez. Nitekim 2001 yılında Stanley Fischer, IMF'in direktörlerinden biriydi Türkiye ile ilgili. Ve sonra İsrail Merkez Bankası Başkanı oldu. Dedi ki, ya biz kuru Türkiye'de dondurmakla çok yanlış yaptık, özür dilerim. Öz eleştiri verdi. Öz eleştiri yaptı ama milyonlarca insan işsiz kaldıktan sonra, Türkiye ekonomisi alt üst olduktan sonra böyle söyledi. Şimdi bugüne gelirsek, faizi ve kuru böyle baskı altına alarak yönlendirmek mümkün değil. Şimdi bu anlamda bence piyasaların işleyişine bakmak lazım. Bir de dış güçlerin etkisiyle ekonomide faizler, kurları yönlendiriyorlar tezini. Ben özür dileyerek söylüyorum, çok kabul edemiyorum. Bir ay yönlendirebilirler, bir hafta, 10 gün, 2 ay yönlendirebilirler ama ömür boyu yönlendiremezler. Bakın ne oldu? Yani o siz faiz lobisi işte hani... Olabilir. Bakın, buyurun. Evet. Yani bunlar kısa süreli etki yaratabilirler. Mesela 13 Ağustos 2018'de faizleri %24'e çıkarıldı ve döviz 5.15'e düştü dolar kuru. Ne oldu? Şimdi yeniden 6 liranın üstüne çıktı. Tekrar kamu bankaları geçen hafta biraz önce belirttiğiniz gibi Asya piyasalarında para sattı, döviz sattı vesaire falan. 6 liranın altına indi, yeniden 6 liranın üstüne çıktı. Yani bunun bu ekonomiyi makro olarak iyi yönetmekle çözülebilecek bir iş. Makro olarak nasıl gelişeceğini, nasıl bir süreç işleyeceğini görerek karar almak lazım. Bu ekonominin bir bilim olduğunu kabul etmek lazım. Peki Merkez Bankası rezervleri için ne diyorsunuz? Evet, yani şimdi hani çok azaldığına dair endişeler var. Hatta işte eksiye düştüğünü söyleyen uzmanlar da var. Merkez Bankası rezervlerini şöyle bir yorum da var. Deniliyor ki seçim öncesinde doların çok fazla yükselmesini önlemek için Merkez Bankası'na iktidar veya kamu bankalarına dolar sattırıyor. Böylece hani doların değerini suni olarak geçici bir süre için düşürmeye çalışıyor gibi bir tez. Yani ne demek istiyorsunuz? Şunu söylüyorsunuz. Döviz arzını arttırıyor. Evet. Kamu bankaları ellerinde 4,5 milyar doları piyasalara veriyor. Döviz talebini karşılıyor ve dövize olan talebi arzı artınca fiyatı düşüyor. İşte 5.99'a veya 5.90'a indi. Ama şimdi yeniden sabah bugün 10 itibariyle 6.08'di dolar kuru. Şimdi döviz rezervlerini sordunuz. Evet. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi şu anda 97 milyar dolar. Net döviz rezervi ise 25 milyar dolar düzeyinde. Rezerv hesabı yaparken ne kadar Türkiye'nin rezerve ihtiyacı var diye baktığınız zaman kısa vadeli dış borcun toplam mevduata oranı ne kadar ona bakmak gerekiyor. Orada bir denge var, o dengeyi... Evet, o rakam 1.60 şu anda. Yani rezervler toplam kısa vadeli dış borcu oranladığınız zaman karşılamıyor. Yani korkulacak bir oran. Korkmamak lazım ama Türkiye'nin döviz getireceği hizmetlerini artırmak lazım. Fakat ihracatı da gördüğüm kadarıyla artmıyor. İşte sanayi, yıllık bazda sanayi üretimi %2 gibi gerilemiş galiba. Evet, sabah atışılan. Evet, sözü oraya getirdiniz, onu söyleyelim. Sanayi üretimi Mart ayında bir önceki yıla göre %2.2
düştü, düşüşünü sürdürdü, aylardır düşüyor. Ama bir önceki aya göre, yani Şubat'a göre 2.1'lik bir artış var. Ama hani sanayiden uzun zamandır gelen sinyaller kötü. Yani hani yıllık bazda daralma yani aylardır sürüyor. Sanayi de sonuçta tabii ki bu para piyasalarındaki gelişmelerden etkileniyor. Siz çeşitli şirketlerin yönetim kurulu üyeliğini de yaptınız geçmişte. Bugün ilişkileriniz de sürüyor. Sanayide durum nasıl? Yani bu daralmanın sebebi ne? Nereye gider bu iş? Bu Türkiye'de ciddi bir daralma var. Yani Türkiye'nin büyüme hızı 2019 yılında 2018'in ikinci yarısında başladı. Eksi bir ile artı bir arasında dalgalanıyor. Yani Türkiye'de 2-2.5 büyüme hızı sıfır demektir nüfusu karşılar. Türkiye'nin yıllık %5 büyümesi lazım. Bir rahatlık sağlamak için. %5 büyümenin çok altında ve enflasyon da 18-19 düzeyinde. Yani stagflasyon dediğimiz durgunluk içinde enflasyonun yaşandığı ve çok ciddi bir problem demek bu. Böyle bir süreç yaşıyor Türkiye. Sanayi nasıl bu işin karşılayamıyor ve ihracat bildiğim kadarıyla artış göstermiyor. İthalatta %17 gibi bir rakam yanlış olabilir. Sert bir daralma var. Düşme oldu. Bu da büyümenin çok düştüğünü gösteriyor. Sanayi tabii bunun imalat sanayi çok önemli başlıklarından biri. O yüzden çok dikkat etmek lazım ve Türkiye'nin şu anda bir sanayi açısından ve reel sektör açısından sorduğunuz en önemli evet. problemi bankalar nezdinde kredilerin geri ödeme gücü çok düşük. NPL dediğimiz bizim yani kredilerin geri ödeme oranı %4 ile %6 arasında olduğunu Sayın Maliye Bakanı açıkladı. 4. Yani tahsili gecikmiş, ödenemeyen krediler aslında. Evet. Yani şirketlerin ödeyemediği borçların oranı. Bunu biz şey olarak toksik varlıklar olarak değerlendiriyoruz bankalar nezdinde. Evet. Yani iktisat bilimi bunu toksik etki yaratan yani zehirleme yaratan krediler olarak görüyoruz. Geriye dönmüyor ve ödemiyor şirketler. Ödeyemediklerinden herhalde. Hem ödeyemediklerinden hem ödememe alışkanlığı geliştiği için toksik krediler var. Ve bunun oranı ne yazık ki %10'a doğru, %6 ki bunun düzeyi %10'a doğru tırmandığı tartışılıyor. Ve bunun %2-2.5 olması lazım. Bankaları... Bu geriye dönmeyen kredilerin oranının %2-2 toplam krediler içindeki oranının %2-2.5 olması lazım. Şu an %4-6 arasında. %4-6 arasında. Ve %10'a doğru gidiyor. %10'a doğru gidiyor. Bunun %2-2.5 olması lazım. Bankaları etkiler mi bu? Yani etkiliyor şu an... tabii. Toksik krediler. Şimdi kredi veriyorsunuz. Ama bunun çok önemli bir kısmı geriye dönmüyor. Yerine koyamıyor. Nasıl olacak? Bu bankacılık sektörünü de etkiliyor. Bu bence hem bir yanda şöyle söyleyeyim. Büyümeniz ciddi bir daralmaya dönüşmüş vaziyette. Eksi bir ile artı bir arasında dalgalanıyor. Enflasyonunuz 18-19. Ekonominizde ihracat artmıyor, döviz gelirleriniz artmıyor. Allah'tan önümüzdeki aylarda turizm gelirleri artacak. Biraz canlanacak. 40 evet. milyar dolar düzeyinde bir turizm geliri olacak. O belli bir rahatlama sağlayacak. O yüzden sonbahar Türkiye'nin çok dikkatli yönetmesi gereken bir süreç, bir dönem. Peki bu yani şeyi sanayi şirketlerinin borçlarını, reel sektörü konuşurken sormak istediğim sorulardan biri bu borcu nereden çıktı? Geçmiş krizlerde, işte biraz önce 94 krizine değindiniz, 2001 krizine değindiniz. Oradaki krizin arkasında devletin borçları vardı. Ama şimdi ilk defa Türkiye bir özel sektör
borcundan kaynaklanan bir kriz veya sebeplerinden bir tanesinin özel sektör borcu olduğu bir krizi yaşıyor. Dağ gibi borç var özel sektörün sırtında. Nereden çıktı bu milyar, yani 10 milyarlarca dolarlık, işte 200 milyar dolar civarında olan şimdi borç? Şimdi bu bir anda olmadı. Bir süreç bu. Ve Türkiye bu yükselen piyasalara çok ciddi dış kaynak girişi oldu. Evet. Ve bunlar anladığımız, şu anda baktığımız kadarıyla bu krediler inanılmaz biçimde kullanıldı ve şu anda özel sektörün yaklaşık 197 milyar dolar döviz açığı var. Yani döviz kredisi de kullanıldı. 197 milyar dolar geriye ödemesi gereken döviz borcu var, döviz açığı var. Şimdi bu çok ciddi bir konu. Yani 197 milyar dolar özel sektör nasıl ödeyecek? Bankalar olan borçlarını geriye nasıl ödeyecek? Bir yandan da büyüme negatife dönüşmek üzere. Ödeyememe riski çok yüksek. Çok mu yüksek? Evet. Yani döviz açığı, bunu çözmek lazım ve bunun için de işte buralarda reformlar yapmak lazım. Ya vergi gelirlerinizi artıracaksınız. İhracatı ve döviz getirici sektörleri ve hizmetleri çok desteklemek lazım. Yani Türkiye'nin çok temel meselesi döviz geliri elde etmek. Döviz dış ticaret açığını kapatmak. Cari işlemler açığını kapatmak. Evet, şu anda kapanıyor. Neden kapanıyor? Bir ölçüde ithalat düşüyor. İthalat düşünce cari işlemler açığı azalıyor. Ama bu sağlıklı bir çözüm mü? Tartışmak lazım. Bugün dediğiniz gibi Türkiye belki iktidar da işte ihracat geliri sağlamanın ne kadar önemli olduğunu ayırdığına vardı. Ama yani geçtiğimiz yıllarda işte 10 yıl 15 yıl boyunca ihracat inşaatın gölgesinde kalmıştı. Türkiye inşaatın lokomotifliğinde büyüyordu ve inşaatında çok öyle döviz getirici bir niteliği elbette yoktu. Yani evet. Büyümeyi ihracatın ve döviz getirici hizmetlerin üzerine oturtmak lazım. Şu anda Türkiye'de büyüme son yıllarda ithalata dayalı bir büyüme şekline dönüştü ve bu ise bence çok ciddi bir sorun. Peki biraz buradan siyasete doğru. Siyaset benim anlamadığım bir konu. Siz 3 dönem bakanlık yaptınız. Anavatan Partisi'nin ekonomiden sorumlu devlet bakanıydınız. Şimdi bugün de Türk siyasetinde bir boşluğun olduğuna dair çeşitli yorumlar yapılıyor. Hatta çeşitli parti, yeni partilerin kurulacağına dair haberler okuyoruz, duyuyoruz. Merkez sağda bir boşluğun oluştuğu, zaten var olduğu ama bu son dönemdeki kutuplaşmayla birlikte merkez sağdaki boşluk boşluğun büyüdüğü, o boşluğun bir karşılık geldiği, ihtiyacın da büyüdüğüne dair çeşitli değerlendirmeler var. Siz de bu görüşte misiniz? Yani merkez sağ Türk siyasetinin bir şeyi var mı bugün? Ben yaşadığım yani her gün birçok insanla karşılaşıyorum. Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'de en çok özlemi duyulan insan rahmetli Özal. Turgut Özal. Turgut evet. Özal. Niye? Neden? Çünkü Özal çok uzlaşmacı, çok demokrat bir adamdı. Ve çok dinlemesini bilen bir insandı. Ve de işleri iyi bilen bir insandı. Yani geçmişi çok büyük tecrübelerle doluydu. Ben 91 yılı seçimlerinde ANAP ikinci parti oldu. Ben rahmetli Özal'dan randevu aldım. İstedim, verdi. Ziyaretine gittim. Zaten haftada birkaç gün bizi çağırır, konuşurdu. Buradan da bütün Özal ailesine saygılarımı iletiyorum. Dedim ki ya seçimi kaybettik. Üzüldünüz mü? Demirel birinci parti oldu. Ve biliyorsunuz o zaman Erdal İnönü'yle koalisyon yaptılar. DYP-SHP koalisyon yapmıştı. Anavatan Partisi iktidardan inmişti. İkinci parti olmuştu. Bana dedi ki hayır hiç üzgün değilim, çok memnunum. Niye dedim? Yahu dedi, düğün bayram içinde sandıkta iktidar değişti dedi ya. Dedi. 1950'de sonra ilk defa seçimle iktidar değişiyor dedi. Bu çok önemli bir şey dedi. Türkiye için bir kazanç dedi.
O zaman Cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanı. Bunun gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum demişti. Ben o zaman çok etkilenmiştim. Ya dedim bu bunu bile ne kadar olgunlukla karşılıyor ama şimdi dönüyorum bakıyorum çok doğru söylemiş. Yani sandıkta iktidar değişmesi, düğün bayram havasında ve demokrasi içinde iktidar değişmesinin çok önemli olduğu görüşü çok doğruymuş. Peki programımızın hemen öncesinde dışarıda söyleşirken aramızda sohbet ederken bir konuya siz değindiniz. Dediniz ki Ekrem İmamoğlu da özel ben, andıran bir takım özellikler var. Ben şu anda siyaset yapmıyorum. Evet ama bu ben çok ilginç buldum. Onu biraz sormak istiyorum. Yani neden İmamoğlu, neden Özal'a benzettiniz? Çünkü Özal'ın en büyük özelliği çok hoşgörülü olmasıydı, uzlaşmacı olmasıydı, dinlemesini bilen bir insan olmasıydı. Bu anlamda benzetiyorum ve dışarıdan gözlediğim kadarıyla toplum da bunu benimsemiş gözüküyor. Seçim sonuçları ne olur onu bilmiyorum. 23 Temmuz'da, Haziran'da affedersiniz. Ama bir Özal'ı andıran bir havası var. Öyle. Ben öyle görüyorum. Ben yanlış düşünüyor olabilirim ama benim düşüncem bu doğrultuda. Ve Ekrem İmamoğlu'nun o anlamda toplumda bir sempatisi var. Evet. 23 Haziran'a dair bir öngörünüz, tahmininiz var mı? Hani yılların siyasi tecrübesiyle. Yok, benim siyasi tecrübem yok. Ben evet. Teklisyenim. Tamam. ben ama şunu söyleyeyim. Sandık sonuçlarına herkesin saygı duyması lazım. Evet. Peki zaman... Bu çok önemli. Sandık sonuçlarını, yani 91'de Özal'ın söylediği sözü hatırlatıyorum. Yani düğün bayram gibi bunun karşılanması yani. Ve yaşanması lazım evet, diyorsunuz. Evet, o anlamda. Yani sandıktan çıkan sonuç eğer değişimi istiyor, gösteriyorsa, değişime evet. işaret ediyorsa o da düğün bayram gibi yaşanmalı, gerçekleşmeli evet. diyorsunuz. Ve demokrasi içinde bunu kabul etmeliyiz ki demokrasinin kökleşmesi için bu çok önemli. Ve her şey bir dış güçlere bağlayan bir düşünce yapısı da bana uygun gelmiyor. Öz eleştiri de yapmak lazım. Öz eleştiri de Türkiye'de, dünyada da çok gerekli. Siyasette öz eleştiri çok önemli. Evet. Dakikalar su gibi aktı geçti. Sonuna geldik bugünkü röportajımızın ama son olarak size bir başka konudan herkesin... Zor sorular sormayın yok, ama ya. Bu biraz daha kolay olacak diyelim. Belki de yani nereden baktığınız... Evet, Galatasaray şampiyon olacak mı? Siz olacak. Galatasaray'ın ikinci başkanlığını yaptınız. Ne dersiniz? Yani, ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Hep düşünüyor muydunuz? Yoksa yani bu bir ara Başakşehir bayağı böyle şampiyonla dolu dizgin gidiyordu. Abdullah Avcı'yı çok beğendiğim bir antrenör, hoca. Ama ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Dün akşam Fatih Terim'i aradım. Çocuk Esirgeme Kurumu'na yaptığı bağış nedeniyle de kutladım. Şimdi buradan tekrar kutluyorum. Başarılar diliyorum. Sivas'ta Türkiye Kupası final maçı var galiba yarın. Evet. Orada da başarılar diliyorum. Ben Galatasaray Kulübü'nün 87 yılından beri üyesiyim. Doğduğum gün Galatasaraylı doğmuşum. Babam da Galatasaraylıydı. O yüzden Galatasaray'ın şampiyon olması bizim için doğal bir şey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Işın Bey. Bugün eski ekonomiden sorumlu devlet bakanlarından Özallı Yılların Anavatan Partisi'nin ve bugün günümüzde de Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Işın Çelebi ile birlikteydik. Yeniden görüşmek üzere. Bir şey söyleyebilir miyim? Türk futbolunun gelişmesinden yana, Türk sporunun gelişmesinden yana bir anlayışa da sahibim. Fenerbahçe'ye de, Galatasaray gibi, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da başarılar diliyorum. Bütün lig takımlarına. Bir İzmir mensubu olarak Altın Ordu'nun lige çıkmasını, Süper Lig'e çıkmasını çok arzu ediyorum. Şimdi playoff'a kaldı. Yani Türkiye'de sporu basketbol dahil çok yakından takip ediyorum. Çok keyif aldığım bir iş. Ama Türk futbolunun kalitesinin yukarı çıkması lazım. Geldiğini düşünüyorum. Bu yabancı futbolcu
lejyoner futbolcu anlayışının da artık bir gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Tamam. Orada da o da apayrı bir tartışma konusu. Yabancı futbolcu sayısı ne olmalı, kaç olmalı? Türk futbolcu oynama imkanı bulamıyor. İşte Emre Akbaba'nın ayağının üç yerden kırılmasına ben çok üzüldüm. Evet. Ona da geçmiş olsun çok diyorum. Çok üzücü bir. Türkiye'de yetişen futbolcular çok önemli. Altın Ordu mesela futbolcu yetiştirmek futbolcu için çok özen gösteriyor. Futbolcu fabrikasına dönüştü değil İşte mi? Roma'da Altın oynayan Cengiz. Evet. Birçok kulüpte Türk futbolunun kalitesinin artması da çok önem taşıyor. Evet, Altın Ordu gibi oyuncu yetiştiren takımların sayısının çoğalması dileğiyle bitirelim. Tekrar görüşmek üzere.